Merhaba avcı dostlar, değerli Av TV izleyicileri. Bugün de fuardayız, İstanbul Fuarı'ndayız. İstanbul Fuarı'nda dostları ziyaret ederken dostlar da geldiler, bizleri ziyaret ediyorlar. Sağ olsunlar, Mudurnu'da İpek Yolu Avcılar Kulübü burada. Ayaklarına sağlık, gelmişler buraya. Bu sene de güzel avlarımız oldu onlardan da. Domuz avına gittik. Fakat ben vuramadım ama gene arkadaşlar vurdular. Güzel avlarımız oldu. Şimdi bu katılan arkadaşlarımız, onlarından bir görüşlerini alalım. Tek tek kendilerini tanısınlar. İsim? Soner. Soner Güler. Soner Gülen. Muhammed Kuroğlu, İpek Yolu Avcılar Derneği. Mehmet Karakurt, İpek Yolu Avcılar Derneği Başkanı. Teşekkür ediyorum. Sonradan söz vereceğim ben size. Rafet Gökdemir. Hayri Yaman. Mustafa Demirel. Mehmet Aydın. Cemil Oruç, Modun İpek Yolu Avcılar Derneği. Sinan Demirkol. Tayfun Kayalp. Nihat Alabaş. Hepinizin ayaklarına sağlık, sağ olun, var olun. Geldiniz, bizi de ziyaret ettiniz. Bu sene güzel avlarımız oldu. İki sefer geldik bu oluya, Mudurnu'ya. Güzel avlarımız oldu. Bu sene de inşallah davet ederseniz geliriz. Ben elimden geldiği kadar davetlere icabet etmeye çalışıyorum. Sağ olun, var olun. Bu arada yeni bu ay MAK toplantısı yapılacak. Bu MAK toplantısında MAK'tan beklediğiniz herhangi bir şeyler var mı? Büyük bir ihtimalle bir duyum aldık. İnşallah doğrudur. Herhalde bu takoz mevzusunu gündeme getirecekler. 4+1'e müsaade edecekler diye duyduk. Domuz avı riskli bir av. Hiçbir domuz insandan daha değerli değildir. Bunu da en sonunda anladılar ve bu taleplerimize karşılık veriyorlar. İnşallah da güzel olur. Sizin söylemek istediğiniz, buraya kadar gelmişken bir diyeceğim bir şey var mı? Arkadaşlar. Başkanım. Bu tokoz işi sıkıntı. Şimdi tavşan avında tamam, herkes tokoz taksın, kuş avında taksın, ama domuz avı tehlikeli av olduğu için tokoz avı, domuz avında sıkıntı tokoz. Yani bunu bir gündeme getirmeleri lazım. En büyük şeyimiz. Başkanım, bu sene bir çalışma var. İnşallah kabul olur. 4+1'e sadece domuz avında kota alanlara serbest olacak diye bir duyum var. İnşallah o duyum gerçeğe dönüşür. Biz de biraz daha bu riskli olan avda biraz daha kendi emniyetimiz için 4+1 kullanırız. Başka herhangi bir söylemek istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Bir de bu kota aldığımız zaman domuz mesela kota dışına çıkıyor, başka bölgeye geçiyor. Orada sıkıntı yaşıyoruz yani milli parklar görevlilerinden. Evet Mustafa abi, o da büyük bir sıkıntı. Çünkü kuş köpeği gibi diğer bizim o domuz köpekleri yanımızda avlanmıyor. 2-3 tane mera aşabiliyor. Onun için de mera değiştirdiğin zaman da, bu sefer köpekleri almaya gittiğin zaman köpekler kıymetli. Evet. Kıymetli köpeklerini de almaya gideceksin. Bu sefer de mera değiştiği için de bu sefer ceza yiyorsun. Evet. Bu da ayrı bir sıkıntı. Onda bir çalışmalarını yaparlar inşallah. Evet. Bir de avlanacağımız hayvanları daha önceden bize diyorlar ki bu hayvanı avlayacaksın. Ya avcılık rastgeledir. Yani rastgelesi avlanırsın. Tavşan da çıkabilir, domuz da çıkabilir, bıldırcın da çıkabilir, ördek çıkabilir. Ya şansına, kaderine ne geldiyse. Avcılık rastgeledir. Karşına ne çıkacağı belli olmaz. Onun için de ava gidersin. Eğer ki bir kota mesela 9. ayda, 10. ayda 10 tane avı serbest. Çıkmadan önce değil de çıktıktan sonra der ki 6 tane hayvana müsaade ederim sana. Tamamdır. 6 tane hayvanı vurdukça sen kotasını yazarsın ona. 7 tane hayvan vurursa tamam, ona cezasını kesersin, ama sen de diyorsun ki adamları dayatmaya yapıyorsun bize. Tavşan vuracaksın, keklik vuracaksın. Ondan sonra önüne domuz çıkıyor, domuz vuramaz. Böyle saçma bir düzen de olmaz. Avladığın hayvan ne olursa onun kotasını alırsın. Ondan sonrasına diğerlerine kota verirsin. Fazlasının nimet taşıma olursa onlara ceza kesersin. Ama avcılık özgürlüktür. Avcılığın içinde özgürlük vardır. Sen bu özgürlüğü kısıtlamana hiç gerek yok. Dostlarım, tekrar ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ediyorum her şey için. Teşekkür ederiz. Bu sene başkanım, Muhammed edemiyorum artık da, sen bari bir domuz vurdur. Hayır abimle. İnşallah bu sene bir domuz vururuz. Sen benim sözümü tutmuyorsun. Ondan vuramıyorsun.
Ne dedin ki Hayri abi? Abi ben sana hoca buldum, okutturacaktım. Sen razı olmadın, kaçtın. Yapacak bir şey yok. Onu da yaparız Hayri abim. Hocaya da okutturuz kendimizi. Bakalım. Kuşa tavşanı karşıyım. Kuş avını sevmiyorum. Tavşan avını sevmiyorum. Ama domuza gideriz. Başkanım bizde hepsi var. Domuz, tavşan, ördek, keklik, çulluk, balık. Hepsi var bizde. Evet. Avcılık oldum doğada. Ya biz de illaki vuralım öldürelim diye gitmiyoruz. İllaki. Biz de gidiyoruz o doğada olmak için değişik dostlara. Bak sizleri tanıdık bu avcılığın sayesinde. Güzel oldu. Bana en güzel kazandırdığı şey de işte budur. Dostlar kazanıyoruz. En güzel yatırım da bu. Ben şunu diyeyim. Bu kotayı verenler yani niye göre kota verdiklerini kendileri de bilmiyorlar. Evet. Türkiye'de niye göre kota veriliyor bunu bilinmiyor. Tek tek bütün tavşanı, kekliği, domuzu saymış mı ki kotasını veriyor? Yani. Bir de en ilginç tarafı da sisteme girdiğin an o hayvanı vurdun sayıyorsun. Bu sefer de haytapçılar falan hemen envantere bir bakıyorlar. 38 bin tane keklik vurulmuş, 5 bin tane tavşan vurulmuş, bilmem ne vurulmuş. Ya vurulmadı kardeşim, sistem onu vuruldu gösteriyor. O kadar hayvan keklik, 38 bin tane, 40 bin tane keklik vurulsa dağlarda keklik kalmaz. Dertler çok, sıkıntılar çok ama vakit de az. Tekrar ayağınıza sağlık. Yine de diyelim çok av yapalım, az av vuralım. Evet. Çok avlanın, az vurun. Her şey gönlünüzce olsun. Rastgele.